ITV Haber Merkezi olarak Aydın'da tarihi Salı Pazarı'nda vatandaşın nabzını tuttuk. Sebze ve meyvenin bolca yetiştiği Aydın'da pazarda fiyatların pahalı olması üreticiyi de tüketiciyi de memnun etmiyor. Kış aylarının soğuk ve yağışlı geçmesi sebze ve meyve fiyatlarını yükseltirken meyveler içerisinde rekor kilosu 10 TL'yi bulan erikte. Vatandaşların fiyatların yüksekliğinden, satıcıların da maliyetlerin yüksekliğinden şikayet ettiği Salı Pazarı'nda üreticinin de tüketicinin de fiyatlardan memnun olmadığı gözlendi. Biliyorsunuz kış bayağı ağır geçti, evet. Aydın'da. Bunlar pazara nasıl yansıdı? Fiyatlardan memnun musunuz? Alım gücünüz nasıl? Çok yüksek. Bütçenizi etkiliyor mu? Çok yüksek fiyatlar şu anda. Normalinden çok daha fazla. Eskiden mesela 1,5-2 liraya da buluyorduk. Bir marulu 1 liradan alıyorduk. Şimdi 3 lira, 2,5 lira. Tabii ki etkiledi yani. Hepimizi etkiledi. Başı iş yok. İşi verin kızıma, iş. Her şey pahalı. Ne zaman memnun olacak? Kimse almıyor. 4 kasa getirin, akşama kadar bitmiyor. 2 kasa satıyor, 2 kasa kazanıyor, geri getiriyoruz. Kış ayı biliyorsunuz çok soğuk geçti. Bunlar sizi ne kadar etkiledi? Vallahi çok etkiledi. Meyveler, narinceler hepsi gitti. Bu sene yok. Az var. Limon hiç yok. Limon kökü kuruldu hepsi. Ağaçlar hepsi kuruldu. Emeğinizin karşılığını alıyor musunuz? Alamıyoruz ya. Alamıyoruz. Nerede alacağız ya? 5 milyon da çıksa Allah bereket versin diyoruz. Geliyoruz. Mecbur kalıyoruz. Gel pazara geliyoruz. Yoksa başka bir iş de yok. Olsaydı gelmezdik buraya. Evet, çok güzel rağbet var. İnsanlarımız zaten böyle işleri çok merak ediyorlar zaten. Takı, inci, boncuk işlerini alıyorlar zaten. Biz de ev hanımları olduğumuz için evde takıma yapıp satıyoruz böyle. Evet. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, kendim yapıyorum. Evde yapıp satıyoruz el işi. Soğuk hava sizi ne kadar etkiledi? Vallahi biliyorsunuz kış çok yoğun, etkiledi. Soğuk geçti. Biraz etkiledi. Ama güzel yine. Marul iyi geçti. Valla 3 lira, 2,5, 2. Ama pahalı diyorlar. Ne yapalım? Zarar zaten milyara açtı bu sene. Etkiledi tabii. Etkiledi. Olmasaydı şimdi marul 500 bin milyon. Soğuktan şimdi 3 milyon, 2 milyon. Bezelyenin fiyatı ne kadar? 5 lira. Organik. Peki alabiliyorlar mı? Alım gücü nasıl? Yok, zor. Ya biz müşteri almadığı takdirde biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Peki 5 liraya bu fiyat çok pahalı. Ya, pahalı değil aslında bakarsan. Bak mesela karşı taraf 2 lira. Bizim organik. Organik olduğu için pahalı değil yani. Peki vatandaşın pazardaki alım gücü nasıl? Fiyatları nasıl görüyor? Çok yüksek görüyorlar fiyatı. Fiyatları çok yüksek gördükleri için alım gücü onu. Evet, üretici de tüketici de memnun değil yani. Başladık. Asgari ücreti 1,5 yapmalarını istiyoruz. Emekli maaşını 2 lira yapmasını, millet bir nefes alsın, rahat bir nefes alsın. Neden bu meyveleri pahalı diyorsun? Adamda para yok ki de bu pahalı diyecek. Kendiler 45 bin lira alıyor başbakanlar. Ona ne demeli? Ben şikayetçiyim. Bunları düşsün bizimkiler yukarı fırlasın. Başka bir şey demiyorum ben, bu kadar. Bu kadar. Alım gücü. Alamıyoruz. Kim alacak onu hani? Kaç para diyeceğiz de azıcıkla bunu? Güzel ablacığım. Satamıyoruz mallarımızı. Satamıyoruz abi. Bir şey yok. Asgari ücreti fırlatacaklar azıcık. Millet bir nefes alsın. Rahat bir nefes alsın. Yani böyle. Biraz pahalı gibime geldi meyveler abi yani. Müşteri de yani hak veriyorum biraz da. Evet yani. Alıcı. Evet aynen. Peki ben şeyi öğrenmek istiyorum. Şu an meyvelerde rekor fiyat hangisinde? Rekor şu an erikte. Evet. Rağbette eriye zannedersen. Evet. Var da yani şu an az olduğu için yani erik satılıyor. Yani yoksa diğer türlü mesela çok olsa şöyle tezgahlarda falan olsa da olmaz yani. Peki şu an eriğin kilosu ne kadar? Kilosu 10 lira şu an. Ya alıyorlar işte yani 100 gram, 200 gram, bir avuç öyle yani. Hani bir kilo alan çıkmıyor yani.